Herkese merhaba. Bu güzel pazar gününde, yazdan kalan bu güzel Marmaris gününde, pazar gününü sevdiklerine, ailesine, eşine, dostuna, kendine, denize ayırmak varken, eşiyle, dostuyla, evlatlarıyla birlikte burada bizim yanımıza koşup gelen güzel insanlar, hepinize merhaba, hepinize teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Zekican Balcı, o da Marmaris'in bir evladı. Onunla birlikte geldik. Onun şahsında Muğla'daki tüm örgütümüzü, ilçe başkanımız Ömer Bozdemir'in şahsında Marmaris örgütümüzü ve her birinizin şahsında Marmarislileri, Marmaris'te doğanları, doyanları, Marmaris'e doyamayıp gelip de dönemeyenleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Acar bahsetti. Ben genç siyasetçileri çok önem veriyorum. Gizem genç ve kadın bir siyasetçi. Hem kadınlara hem gençlere çok önem veriyoruz. Marmaris'te ve Muğla'da genç güçlü bir ekibimiz var. Biz Merkez Yönetim Kurulumuzun yaş ortalamasıyla övünüyoruz. Bizim MYK'mız 46 yaşında, parti meclisimiz 43 yaşında. Parti meclisimiz Acar'la yaşıt, MYK'mız belediye meclisimizden yaşıt. Böyle genç ekiplerin, elbette belli bir yaşta olanları dışlayacak değiliz. Bu rakamlar ortalama. Tecrübelilerle gençlerin birlikte olması kadar önemli bir iş yok ama bu partinin bir şekilde gençlere alan açması, kadın siyasetçilere alan açması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar önce yaptığını cesaretle savunması lazım. Buna destek veren bütün Marmarislere, bütün seçmenlere yürekten teşekkür ediyorum. 96-97 bin nüfusu olan Marmaris yazın 1 milyon. Bu çok büyük bir güçlük. Çünkü normal şartlarda artık kış nüfusu ya da kapandık evde saydık ya da nüfusa dayalı kayıt sisteminden baktık, ikametini alanlar üzerinden buraya devletin ödenek yollaması, İller Bankası payı yollaması kadar yanlış bir şey yok. Şu anda Marmaris'in nüfusunu dijital olarak baz istasyonları üzerinden, uydu görüntüleri üzerinden, su tüketimi üzerinden neredeyse %50 hata payıyla tespit edebiliyorsunuz. Yaz ortalaması 1 milyon olan bu kente 96 bin kişiye göre ödenek yollamak aslında bu kenti siyasi tercihinden dolayı cezalandırmaktan başka bir şey değil. Bugün tabii ki artık öyle değiliz. Ama iktidarın bakış açısıyla, at gözlüğüyle bütün sahiller Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu için buraya ne kadar az para yollarsak o kadar belediyeleri zorlanır, o kadar hizmetler aksar, biz de bu işten avantaj elde ederiz diye düşünüyorlar. Bunu bugün değil, yıllardır, 20 yıldır yapıyorlar. Ama insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu, imkan dahilinde neyin yapılabildiğini neyin yapılamadığını, bir şey aksıyorsa onun esas sebebinin ne olduğunu bilecek kadar konuya hakimler. Tabi Muğla'da kıyılarda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var diye MUÇEV diye bir vakıf kuranlar, Muğla'nın sahillerini, Muğla'nın kıyı kenar şeridini MUÇEV eliyle yandaşları peşkeş çekenlerin de neler yaptığını, hangi kusurları onların işlediğini biliyoruz. Türkiye'de yıllar sonra geçtiğimiz yıllarda kanunlaşan bir tüm turistlerden alınan vergi var. Geliyorlar ve Türkiye'ye geldikleri için bir para kesiliyor. Bu verginin tamamı bütün dünyada o şehrin belediyesine, o şehrin hizmetine aktarılırken maalesef Türkiye'de bu verginin de tamamı
merkezi yönetim tarafından alınıyor. Yani normalde desteklenmesi gereken buraları cefayı çekiyor, turisti yerli yabancı ağırlıyor. O turistin verdiği vergiyi bile maalesef merkezi iktidar çekip alıyor. Bunlar kabul edilecek işler değil. Çok yakında hızla iktidara geldiğimizde düzelteceğimiz işler. Temmuz 2021'de Marmaris büyük bir yangınla karşılaştı. Hepimizin yüreği yandı, Türkiye'nin ciğerleri yandı. Bu yangında 9052 hektarlık ormanlık alanı kaybettik. Ve maalesef o günlerde bu yangınların söndürülmesinde zafiyet gösterenler. Yani efendim neden helikopter yok deyince, bu neden uçak yok deyince bu coğrafyaya uçak lazım değil, helikopter lazım diyenler apar topar uçak kiraladılar. Bir sonraki yıllarda uçak ihaleleri yaptılar. Ama üzerlerine düşeni tam olarak yapmadıkları için bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma tekliflerini ellerinin tersiyle ittikleri için, İstanbul Büyükşehir'in bununla mücadele için mevcut olan uçaklarını, helikopterlerini vaktiyle sattıkları, bu iş tekelden yönetecek dedikleri için çok önemli kayıplar verdik. O günlerde Marmaris'e, ormanlara sahip çıkmaya çalışan, kendinden olmayan herkesi düşman ilan ettiler. Ama bugün görüyoruz ki o gün kaybettiğimiz alanları imara açmaya çalışıyorlar. Denizin kenarına adeta beton kaleler inşa ettiriyorlar. Ben Simpaş meselesinde Acar Ünlü'nün hiç olmazsa inşaat yasağı döneminde ortaya koyduğu ve tüm Türkiye'ye gösterdiği irade için kendisini kutluyorum. Gerek Simpaş'ta gerek diğer kent suçlarına karşı mücadele eden kent konseyinin mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Tüm örgütümüze kent suçlarına karşı kim direniyorsa onlarla birlikte mücadele etmenin en önemli vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatıyorum. Elimizdeki imkanlar dahilinde ilçe belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız bu kent suçlarıyla mücadelede yetkinizin son sınırına kadar mücadele ediniz. Ve halkın gösterdiği direnç ve direnişe ellerinizden gelen desteğin fazlasını veriniz. Hepinizden beklentimiz budur. Bana buraya halk kafe açmak üzere davet ettiler. Ben sandım ki böyle bir kafenin önüne bir tane kırmızı kurdele gelecek. Keserken de bir iki cümle edeceğiz. Bir grup o kafenin çalışanına ve bizimle birlikte olanlara bir iki cümle söyleyeceğiz. Ama gördüğüm o ki bu bir kafe açılışından çok bir tür mitinge dönmüş. Burayı mitinge çeviren her birinize teşekkür ediyorum. Tabii Marmaris'i uzun yıllardır sosyal demokratlar yönetiyor. Halk kafelerden ilkini de önceki dönem başkanımız Mehmet Oktay başlatmıştı. 2001 yılında 19 Mayıs meydanında açılmıştı. 2023'te Saman İskelesi'nde halk büfe adıyla ikinci bir mekan oluşturuldu. Şimdi halk kafeyi burada Abdi İpekçi Parkı'nda hep birlikte açıyoruz. Bu mekanlar çok daha uygun fiyata çay, kahve, soğuk içecek, simit, poğaça, börek, kurabiye, kek, pasta gibi ürünleri halkımıza, özellikle de her şeyin ateş pahası olduğu, yabancı turiste göre ayarlandığı bu tip kentlerin kendi sakinlerine, emeklilerine, emekçilerine,
tayinle gelmiş, aynı maaşı alan ama çok yüksek ev kiralarıyla muhatap olan öğretmenlerimize, polislerimize, tüm devlet memurlarımıza önemli katkılar sağlayan, bu güzel coğrafyadan yararlanmak, bir çayını kahvesini alıp bu güzel deniz kenarında içmek için illa uluslararası zincirlerin olduğu yerde insanların oturmak zorunda olmadığını gösteren, emeklisine, emekçisine, memuruna, gencine sahip çıkan sosyal belediyecilik anlayışına çok uygun yaklaşımlar. Bunun için geçmişte ve bugün emek veren belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi yürekten kutluyorum. Artarak devam etmesini bekliyorum. Marmaris'imizin yapısal sorunları var, yönetsel sorunları var. Acar bu görevi üstlendiğinde, talip olduğunda kendisine sordum. Nasıl yapacaksınız dedim. Dedi ki bütün sorunları çözeriz ama hepsini hemen çözemeyiz. Onun için bir önceliklendirme yapacağız. Ben dedi mühendis birisiyim. Ölçmeyle, değerlendirmeyle bir önceliklendirme yapacağım. Bir anket yaptırmış ve bunun için en önemli sorun önce trafik, sonra temizlik çıkmış. Trafik meselesinde büyükşehirle birlikte çalışıyorlar. Büyükşehirin trafik master planındaki yaptığı hazırlıklar, ki bugün birazdan Muğla'ya geçeceğiz ve Muğla Planlama Ajansı'nın, yani Muğla'ya ne hizmet gelecekse onu genel iktidarın baskıları bir yana, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'daki iktidarının kendi belediyeleriyle uyum halinde. Ayrıca Ege Planlama Ajansı ile bağlantılı İstanbul Planlama Ajansı, ki tüm Marmara'ya hizmet vermeye başladı, onlarla dayanışarak sosyal demokrat belediyecilerin oluşturduğu yapı olan SODEM'le işbirliği halinde. SODEM senle yoğun bir şekilde projelerini ortaklaştırarak Türkiye Belediyeler Birliği ile başkanlığını yaptığı Sayın Ahmet Ayaras'ın Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Tarihi Kentler Belediyeler Birliği ile birlikte en iyi koordinasyonla Marmaris'e, Muğla'ya en iyi hizmeti, en doğru kaynağı, en ucuz krediyi, en doğru yatırımları nasıl getirebiliriz? Kendi imkanlarımızı halkın talepleri, öncelikleri doğrultusunda nasıl seferber edebiliriz? Bunların çalışmalarını hep beraber yapıyoruz. Su sorununda çok önemli adımlar atıldı, çok daha ileri yapılıyor. Trafik sorununda, trafik master planında önemli bir çalışma var. Önümüzdeki yıllarda, yıl içinde çok büyük bir rahatlık olacak ve sorunun kalıcı çözümü için hep birlikte çalışıyorlar. Temizlik konusunda 1200'den düzeltiyorum, 28 araç kazandırıldı. Çok sayıda personelle birlikte çok görünür bir iyileşme var. Bunu arttırarak sürdüreceğiz. Marmaris'in bu konudaki taleplerinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesi, hem Türkiye Belediyeler Birliği ve hepsi içinde Genel Başkanınız Özgür Özel Marmaris'in emrindedir. Bunu böyle bilin. Yüzden fazla aileye sosyal destek yardımında bulunuluyor. İlçedeki okullarda bakım onarımlar yapıldı. Bahçeler düzenlendi. Türkiye'deki okullardaki hijyen ve temizlik sorunu yazdan yapılan müdahaleyle Marmaris'teki okullarda yaşanmadı. Halen daha da hangi okulun bir ihtiyacı varsa Marmaris Belediye'miz temizlik için, hijyen için burada. Kapısı açık. Okul müdürlerinin telefonuna telefonumuz açık. İlçemizin eğitimden sorumlu ilçe yönetimimizdeki arkadaşlarımız okulları talimatımızla ziyaret ediyorlar. Bir eksiklik varsa oradayız. Ayrıca kapalı pazar yerinin ısı, sıcaklık sorununa karşı vantilatörlerin takıldığını, soğuk hava üfleyen, soğuk buhar üfleyen sistemlerin yapıldığını memnuniyetle takip ettik. Yat limanı bölgesindeki esnafın eşya taşıyabilmesi için
24 saat çalışan elektrikli araçlar hizmete sokulmuş. Çocukların oynayabilmesi için mahallelerin her birine parklar planlanmış. 97 yılında İsrail'in Aşkelon Belediyesi'yle yapılan mütabakat dondurulmuştu. Kardeş belediyecilik uygulamaları. Bizim kardeşimiz Filistinlilere bu mezalim sürdükçe o donmuştu. Bakıldı ki İsrail'in vazgeçeceği yok. O protokolde iptal edilerek Filistin'le dayanışma duygularını gösteren belediye meclisimizi de tüm siyasi partilerden üyelerinin hepsini de ayrı ayrı kutluyorum. Verilen, oy birliğiyle verilen bu karar için. Biz kent lokantalarını Türkiye'ye kazandırdık. 26 yılda ilde 57.sini geçen gün açtık. Kreşler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 6 ayda 77 kreş açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 Ekim itibariyle Türkiye'nin tüm belediyelerinde 653 kreşi var. Bu çok önemli bir rakamdır. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizin genel iktidarın yapmadığı, eksik bıraktığı, aksak bıraktığı işler ve geride bıraktıklarıyla da doğrudan ilgilendiğimizi bir şekilde hatırlatmak isterim. 18 bakanı var. 17'si bakan, biri cumhurbaşkanı yardımcısı. 18 kişi. Toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Ne beklersin? Kadınların orada eşit temsili. Bir tane kadın bakanı var Sayın Erdoğan'ın. O da aileden sorumlu. Yani diyor ki kadının yeri evidir, ailesidir. Bakan bile olsa aileden anlar, başka bir şeyden anlamaz. Dış politikadan anlamaz kadınlar. Ekonomiden anlamaz diyor. Kadınlar iç siyasete karışmasın diyor. Güvenlik onların işi değil diyor. Kültür sanata bakmasınlar diyor. Hele hele milli savunma. Kadının ne işi var canım bu işlerde diyor. Bizim de gölge kabinemiz var. Tam bu 18 pozisyona karşı 9 kadın, 9 erkek bakanımız var. Türkiye'nin bütün kadınları görsün ve bilsin ki nasıl Avrupa Birliği'nin kelli belli ülkeleri şimdi onlardan 40 yıl önce birinci genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadına 40 yıl önce seçme seçilme olanağını tanıdıysa bu parti iktidara geldiğinde bakanlarıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla kadının eşit temsili için gereken her şeyi yapacaktır. Son kurultayımızda 3 adımdaki yaptığımız 3 adımlı değişiklikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin eşit temsil yolculuğunu en önemli adımını attık. 2 kongre sonra yapılacak 3. kurultayda %50-50. Bir öncekinde 45, bir öncekinde %40 olmak üzere. Tüm kadınların CHP'deki siyasetinde önünü açıyoruz. Bütün kadınlara, bütün gençlere sesleniyorum ve diyorum ki CHP'ye gelin, kaydolun. Kaydolmasınız da kaydolamıyor bile olsanız Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine bir yanından dahil olun, destek olun. Ve bu partide görevlere talip olun. Emin olun nasıl birinci yüzyılın ilk 15 yılı Türkiye'de kadını ve gençleri Türkiye siyasetine kattıysa ikinci yüzyılın ilk 20 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kadınların ve gençlerin dönemi olacaktır. Sizleri partimize bekliyoruz. Marmaris'e seçimlerden hemen birkaç gün önce gelmiştim. Ve Marmarislilerle hastaydım, yorgundum ve demiştim ki yağmur altında açık açık konuşmaya geldim. O gün demiştim ki ey Marmarisliler bakın eğer ki Acar Ünlü'ye oy verirseniz Cumhuriyet Halk Partisi kazanır.
Acar Ünlü'nün dışında herhangi birine oy verirseniz AK Parti kazanır. Türkiye'yi seven, Marmaris'i sevenler, sözümü dinleyin ve beni mahcup etmeyin. Bu ifadem üzerine yapılan bütün anketleri ters yüz eden, büyük bir başarıyla Acar'ı seçen, Büyükşehir'de Ahmet Başkanımızı Ahmet Aras'ı seçen ve benim ricamı kırmayarak partisine, Marmaris'e ve Türkiye'ye sahip çıkan tüm seçmenlere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak yürekten teşekkür etmeye geldim. O gün Marmara İttifakı'nı çağırdık, Marmaris İttifakı'na çağırdık gelenlere, tüm sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, bu ülkenin vatanına, bu ülkenin toprağına, bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılı tüm demokratlara diyorum ki siz Türkiye ittifakısınız. Marmaris'i siz kazandınız. Türkiye'de 47 yıl sonra bu partiyi birinci partisiz yaptınız. Şimdi emin adımlarla iktidara siz yürüyorsunuz. Ve ben Türkiye İttifakı'na güveniyorum. Türkiye İttifakı'na inanıyorum. Önümüzdeki seçimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Türkiye İttifakı olarak bayrağı tartışmayız. Vatanın bölünmez bütünlüğünü tartışmayız. Anayasanın ilk 4 maddesini asla tartışmayız. Ve maalesef her sözünü unutan, emekliye verdiği sözü tutmayan, asgari ücretliye verdiği sözü tutmayan, çiftçiye, esnafa verdiği sözü tutmayan Recep Tayyip Erdoğan maalesef ve maalesef sadece ve sadece Hizbullah'ın siyasi uzantısına verdiği sözü tutmaktadır. Hüdapar'a verdiği sözü tutmaktadır. Maalesef ve maalesef İstanbul Sözleşmesi'nden o yüzden çıkmıştır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kadınların ve gençlerin, çocukların arkasından çekmiştir. Bunu kabul etmiyoruz ve Marmaris'ten bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ne derhal geri dönülmesi çağrısını yapıyoruz. Ayrıca bu Hüdapar anayasanın ilk 4 maddesi değişsin diyor. Soruyorum Tayyip Bey, ne diyorsun? Sorunumuz yok. Ey Devlet Bahçeli, kimler kimlerle beraber ne diyorsun? Sus pus. Bize bu soruyu kimse sormasın. Peki Hüdapar ilk 4 madde gitsin derken siz böyle kaçak güreşir, yarım ağızla söyler, sorulara cevap vermezken sizin yerinize kim konuşuyor? Sizin yerinize Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor. Dün çıkmış demiş ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti milleti ve ülkesiyle bölünmez bütündür lafı yanlıştır. Devlet değil, millet esastır. Görünüşte entelektüel bir tartışma başlatacak. Efendim Platon'un devleti yücelten tanımıyla milleti yücelten tanımlar, anlayış tartıştırılacak. Bir yandan ümmetçilik yaptıklarını yıllardır örtecekler. Millet üzerinden devleti tartışmaya açacaklar. Ama buradan son sözü Marmaris'ten şöyle söylemek isterim. Biz anayasayı okuduğumuzdan şunu anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Nokta. Tartışılamaz. Numan Bey'in birileri için açmaya çalıştığı yolu, birilerinin yol açılsın diye Numan Bey'i nasıl yola sürdüklerini, öne sürdüklerini görüyoruz. Ama bu
anayasanın ilk 4 maddesini tartışmak için kurulmuş bir oyundur. Biz anayasanın 4 maddesine, her bir kelimesine, her bir satırına, her bir cümlesine, her bir noktasına bağlıyız. Tartıştırmayız. Tartışanın alnını karışlarız. Nokta. Efendim, biz çağırdık, sandığa geldiniz. Biz istedik, partinize, Marmaris'e, ülkenize sahip çıktınız. Bundan sonra bugün olduğu gibi ne zaman çağırırsanız koşar geliriz. Ama şimdi yolumuz uzun. Çalışacağız, koşturacağız ve bu güzel ülkenin, bu güzel sahillerin yağmalanmaması için, bu güzel ormanların yanmaması için, bu güzel gençlerin ülkeyi terk etmemesi için, emeklilerin yıllardır döktükleri göz yaşına, göz nuruna, çürüttükleri dirseğe, akıttıkları alın terine karşı ihanet olmasın, haklarını alsınlar diye, emekçiler haklarını alsınlar diye, çiftçiler, esnaflar artık yeniden mutlu olsunlar diye yapacak çok işimiz var. Onun için şimdi gidiyoruz. Onlar gidince geleceğiz. Marmaris'in tadını o zaman çıkaracağız. Marmaris size emanettir. Başkanıma sizler emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Mavi yeşil buluştu. Ege'nin ilgisi Marmaris'imizi